Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarımız, değerli hocalarımız, sayın misafirlerimiz ve öğrencilerimiz. 16 Nisan Dünya Ses Günü kapsamında düzenlediğimiz Sesin Yaşama Etkisi, Ses ile İz Bırakanlar konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta sürecek kutlamalarımızın ilkini bildiğiniz üzere 14 Nisan Salı akşamı İTÜ Maçka Amfisi'nde düzenlediğimiz konserle başladık. Bugünkü bu panelimize devam ediyoruz. Cumartesi günü şan terapisi toplantısı ile sonlandıracağız. Sayın Kadir Topbaş'ın bir telgrafı var, onu da okumak istiyorum. Nazik davetinizi aldım, çok teşekkür ederim. Programımın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğumuz panele katılamayacağımı üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu vesileyle katılan tüm davetlilere şansınızda sevgi ve saygılarımı sunarım. Doktor Kadir Topbaş, Üsküdar Büyükşehir Belediye Başkanı. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Aynan'ı davet etmek istiyorum. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Ses, iki gün önceki konsere katılmayan var mı aranızda? Katılmayan. Büyük fırsat kaçırdılar, onu söyleyeyim. Yani gerçekten güzel oldu. Çok, yani her şeyi insanın bir arada zor görebileceği sesleri ve kaliteli sanatçıları görmek bir şeydi. Güzel bir fırsattı. Daha sonrakileri kaçırmayın. Arkadaşlar da söyleyin bence. Burada yapalım. Bilmiyorum, herhalde ses şeyi açısından mahsuru yoksa burada yaparsak daha çok öğrenciye ulaşmış oluruz. Yani büyük ve o büyük orkestra gerekmeyecek bir durum olursa burada yapabiliriz inşallah. Şimdi bugün de tabii o konser kısmıydı. Şimdi konunun bilimsel boyutu da ön planda. Sesin insan hayatındaki yeri, hayattaki iz bırakması, sesini duyduğumuz fakat kendisini görmediğimiz sanatçılar var. Onlarla bugün herhalde tanışacaksınız. Ben bir defa şeyde rastlamıştım. Bir parkta oturuyordum böyle. Adam birisi söyledi, radyo programlar var devam eden. Söyledi, ya ben sizi bir yerden, sesinizi bir yerden tanıyorum dedi. Hiç tanımadım, bilmediğim birisi. İsmimi de bilmiyor, sadece sesten şey yaptı. Sesten tanıdı ya, siz şu programa çıkan kişi misiniz diye. Gerçekten şey yapılıyor, yani insanın kimliğidir ses tabii. Yani sesin insanın hayatındaki etkisini hem kendi açımızdan hem hafızada bıraktığı izler açısından tartışmak gerekiyor. Ve şan eğitimi de zaten önemli bir alan. Yani bu konuda biz üniversite olarak şimdi Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir altyapı kurduk biliyorsunuz. Yani hem işitme, kulak burun boğaz, dil ve konuşma, odyoloji, ses, denge, bütün bunların hepsinin aynı anda analiz edilmesiyle ilgili ve hem eğitimde kullanılmasıyla ilgili yani Türkiye'deki en bu konuda bütüncül yaklaşan bir altyapı oluşturduk. Ya bunun yani hayata geçirilmesinde de ve kabul görmesinde de çalışmak gerekiyor. Bu nedenle genç arkadaşlarımız hem kendilerini geliştirme açısından hem de buradaki etkinliklerin duyulması açısından sahiplenmesi önemli, çalışması önemli. Ben bu toplantılara düzenleme kuruluna tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diyorum. Senato toplantısını bölüp bir size merhaba deyip onun için gelmiştim. İzninizle hemen tekrar devam edeceğim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz.
Şimdi paneli moderatörlüğünü yürütmek üzere Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dünya Ses Günü Koordinatörü, Doçent Doktor Kürşat Yelken'i davet ediyorum. Hocamızla birlikte panelistlerimizi de sırayla sahneye davet etmek istiyorum. Sunucu Sayın Ayla Çetinkaya, oyuncu Sayın Ural Çelik, senarist ve Milliyet Gazete yazarı Sayın Sinan Biçici, seslendirme sanatçısı Sayın Sungun Babacan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Sevil Atasoy. Değerli öğrenciler, biz bu paneli yaparken panelin hep böyle sohbet havası içerisinde geçmesini istedik. Kurduğumuz oydu. Bir takım böyle mikrofonlar ayarladık size soru sormanız için. Aktif katılımınızı çok istiyoruz çünkü hani burası, burada bulunan insanlar sizi bir takım konular hakkında bilgilendirmek için kendi mesleklerinin top isimleri, en iyi isimleri. Kısaca tanıtmak istiyorum. Sungur Bey'den başlayayım. Sungur Babacan herhalde Türkiye'de seslendirme deyince ilk akla gelen isimdir. İnanılmaz bir CV'si var. İnanılmaz işler yapmış. Bu kadar şeyi bir araya nasıl bir hayatta birleştirebilmiş? Bildiğiniz bütün ürünler herhalde ben Sungur Bey'in sesiyle hareket olmuş. Bruce Lee'den tutun ve Tom Hanks'e kadar Mel Gibson'dan Brad Pitt. İnanılmaz bir şey. Bruce Lee kendi sesini dinledi mi acaba sizden? Yani sizinkini daha çok beğenmiş olabilir. Rahmetli Alev Sezer tabii. Bruce Willis'in orijinal bir sesinden daha iyi bir sesti. Ben Alev abi rahmetli olduktan sonra bu rolü bana vermeyin dedim. Ondan sonra birkaç alternatif saydılar. Onlar içime sinmedi. Sırf onlar içime sinmediği için Alev abiden sonra onun en yakın takipçisi ve taklitçisi olarak Bruce Willis'i konuşmaya çalıştım. Ama en çok herhalde gençler beni Tom Cruise'la bilirler, Tom Hanks'le bilirler. Dediğim gibi sanırım ağrı gözlerle. Şimdi merak ediyorum gerçekten. Ya bir insan seslendirme sanatçısı nasıl olur? Hani buraya giden yol nedir? Mesela sizin sesinizde ne farklılık var da bende yok? Nasıl başladınız bu işe? Maceraya nasıl atladınız? Ben 1971 yılında aşağı yukarı işte Cilal Taşları'na denk geliyorum. Çocuk saatine girdim. O tarihlerde TRT'nin ikinci testi yoktu, televizyon yoktu. Biz radyoda sıkı bir eğitimden, çocuk saati eğitiminden geçtikten sonra TRT'nin televizyonu açıldı ve seslendirme başladı. İlk yıllarından beri TRT'de başlamak üzere seslendirme yaptım. Seslendirme yaptım, daha sonra sunuculuk yaptım, sonra çevirmenlik yaptım. Sonra seslendirme yönetmenliği yaptım. Tiyatro oyunları çevirdim. Daha sonra oturup bir karar vermem gerekti. Çünkü hepsini bir arada yapamıyordum. Kendi kendime dedim ki, bu arada hiç biz yok. Ben Hacettepe işletmeden mezunum. ama bu işleri sevdiğim için bir yandan da tiyatro vardı. Hepsini bir arada götüremeyeceğim için kendi kendime dedim ki, Sungun bu yollardan birini tercih etmelisin ve yaptığın işin en iyisini yapmalısın. Bugün hala aynı şeyi iddia ediyorum, sizlere de tavsiye ediyorum. Yani bir insan hem iyi bir manken, iyi bir sunucu, iyi bir tiyatro oyuncusu, iyi bir şarkıcı, iyi bir seslendirme sanatçısı, iyi bir sinema oyuncusu olamaz. Bence herkes, sizlere tavsiyem bu, yaptığı en iyi işi yapmalı. Zaten yaptığınız işte de o zaman mutlu oluyorsunuz.
Ben aşağı yukarı 4-5 yıldır çalışıyorum. Bir gün içinde ne kadar çok çalışırsam çalışayım, ne kadar çok yorulursam yorulayım. Ki rekorum 6 filmin başrolünü konuşmaktır. Herhalde oturup üst üste 6 tane film seyredemezsiniz. Bunu yapmak için ya manyak olmak lazım ya da yaptığınız işi çok sevmek lazım. Bende ikisi birden var. 6 filmde konuşsam, ertesi sabah kalktığımda kendimi tekrar 0 kilometrede hissediyorum. Bu çok büyük bir şey. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yaptığınız işi iyi yapın ve başarılı olun. Hayatta mutlu olmanın sırrı bu. Benim 30 yaşında bir kızım var. Artık ona öğüt vermemi istemiyoruz. Baba getirmiyor. Hazır sizleri bulmuşken biraz sizlere nasihat edeyim böyle. Deşarj olayım. Yaptığı işi iyi yapan tabii başka panelistlerimiz de var bugün burada. Vural Çelik, ekranlardan çok iyi tanıyorsunuzdur. Vural Bey birçok başarılı şeye imza attı. Tiyatrodan tutun da taklitlere, şarkı söylemekten tutun da seslendirmeye kadar bir iyi bir şey yaptı Vural Bey. Şarkı söylemek... Önce ben büyüklerimle, gerçekten çok değerli büyüklerimle aynı sahnede, yani panelde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok saygı duyuyorum. Mesleğin önde gelen isimleri. Ben kendi adıma, yani oyunculuğun içinde bazen öyle geliyor ki, bazen gelir ki bir karaktere melodik bir ritim, bir ses katmanız gerekir. Bu da artık ne dedim hani şarkı mı dedim, şarkı denirse şarkı. Ve ikisini beraber icraya dönersiniz. Benim tabii burada olmamın, davet edilmemin asıl nedenlerinden biri sanırım işte hani zamanında çok sevilen bir dizinin, Avrupa Yakası dizisinde canlandırılan bir karakterin neden olduğu bir davet olsa gerek. Gülenay isimli bir karakteri canlandırıyordum. Böyle bir homeless yani sokakta yaşayan bir karakterdi ve adres ritimleriyle bezenmiş şarkılar söylerdi. Bu sevgide şimdi baktığım zaman tabii ben çok akademik ahkam kesemeyeceğim çünkü hani bu konuda çok bilgim yok sizde hani sıfır bilgiye sahibim ama çok insanlığın ilk tarihlerinden beri hani ses çok önemli olmuştur. Yani bilgi bu çeşitli anlaşılmayan sesler çıkararak dahi olsa insan olduğunun ilk varoluşundan beri ses vardır. Ses çağırmadır, ses kovmadır, ses kur yapmadır. Ses birçok açıdan kullanılmıştır. Halen yani insanın sesinin aslında şöyle de diyebiliriz yani bir evin hani elektriği suyu nasıl kesildiği zaman tamamıyla şey olur ne bileyim yaşanmayacak hale gelir aslında vücut içinde ses çok önemli hani sesin olmadığını düşünün insanın çok önemli çok yaşar mesela hapşırırken ses çıkar. Doğal sesler var. İnce sesle konuşulan bir takım hastalıklar var. Dil konuşmak tabii ki öğrencileri var aralarında. İyi biliyorlar. Mutasyonel falset var. Bu şekilde konuşurlar bunlar da ne? Erkekler. Mesela hapşırırken, aksırırken, tıksırırken diye yapmaz. Orijinal sesini çıkartır. Doğal seslerde şey yapamaz. Manipülasyon yapamaz. Ama konuşurken böyle. Ben sadece böyle sesim. Yok işte. Ben sizin bu sesinizi Facebook'ta bir şeyde sevmiştim o kadar. Ama çok gülmüştüm yani. Zaten sunucu da çok gülmüştü. Belki seyredenleriniz vardır. Yani bir sıkıntısını anlatıyor. Ses kısıtlığı yaşayan birisi. Böyle konuşuyor. Aslında bakayım hani içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyor ama. Yani bir komedi mizah unsuru oldu sunucuya da. Sonuçta ne yapsın artık? Dayanamadı, güldü. Yani böyle şeyde nereden nereye şey yaptım?
Ben üstüme çok gelmiyorum. Sinan Bey bugün aramızda. Sinan Bey senarist, Milliyet Gazetesi'nin yazarı. Doğru mu diyorum Sinan Bey? Ayrıca benim kankam. En büyük özelliği bu. O sebepten. Nasıl başladı yolculuk? Nasıl senarist oldunuz? Milliyet'e sonra nasıl geçtiniz? Valla ben Sungur Bey'in cümlesinden devam edeyim aslında. Ben siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunuyum. 98 yılında mezun oldum ve o yıllar şey zamanıydı. Türkiye'deki finans sektörünün çok geliştiği zamanlardı. Yani çok fazla yankı var bu seste ama. Müthiş yükselen bir sektör, finans sektörü ve işte bankalar gibi çünkü tanıtımlar yapardı, işte artist fotoğraflar çekildi, bankacılar falan, süper meslek falan. Müthiş bir baskın olduğu zamanda bütün arkadaşlarım bunu yapmak istiyordu. Valla ben kendimi hiç öyle görmemiştim. Büyük bir depresyon yaşadım, bütün sülalemle kavga ettim falan. Eninde sonunda şeye girdim, Milliyet Gazetesi'ne girdim. O zaman böyle değildi, uzun saçlıydı, böyle kocaman küpeler falan yapacaktı. O halde bankada çalışmam mümkün değildi. Gazeteye girdim o yüzden. İşte Millet Gazetesi'nde bir süre çalıştım. Fakat belli bir mekana bağlı kalmak hoşuma gitmiyordu. Bir de uzun uzun şeyler yazıyordum ve editörler hep kesmemi istiyorlar. İşte inan geldi falan filan. Ben daha fazla dayanamadım. O sırada bir tanıdığım bir senaryo yazıyormuş, bir politik içerikli bir senaryo. Şimdi bir arkadaşım benden bahsetti, sana danışmanlık yapabilir. Hani diploması var siyaset bilimi falan filan diye. Neyse tanıştık. İşte sohbet ediyoruz, ben anlatıyorum işte ama ben farkında olmadan hikaye ve karakterlere giriyormuşum. Aslında siyasal içerikle ilgili danışmanlık yapalım diye diyordum. Ya dedi, o da Yeşilçam'dan gelme dedi. Ya dedi, sen niye kendin yazmıyorsun ki dedi. Ben dedim, ne anladım, senaryo çok teknik bir şey falan. Olur mu dedi, bak ne güzel anlatıyorsun, bari yaz dedi falan. Hani deneyim falan dedim. Başladım, evet. Tesadüf herhalde. Tesadüf değil aslında, size oraya getiren bir şey var. Yani eskiden beri hep yazarım ben. Ve hikaye anlatmayı çok seviyorum. Belli bir yere bağlı kalmak istemiyorum. Olur olmaz herkesin hayatını çok merak ediyorum. Bunları toplayınca senaryo oluyor. Dün akşam biz bir programdaydık arkadaşlar, bilmiyorum seyreden oldu mu, Sine 5'te bir konuşmak lazım. Ayla Hanım'ın davetlisiydik Sevil Hocam'la beraber. Ayla Hanım dün akşam bizi çok güzel bir şekilde karşıladı, çok keyifli bir program oldu. Ben uzun dönemdir tanıyorum. Biliyorsunuz zaten tanıdık görüyoruz, bilinen görüyoruz ekranlardan. Ayla Hanım yıllardır televizyonda farklı farklı kanallarda bir yeni şey yaptınız. Çok farklı kanalda yer aldım. Aslında hemen hemen benzer hikayelerle başlıyor galiba bu sefer. Ben yıllar önce biz Almanya'dan Türkiye'ye taşındığımızda benim için ben de oturuyorum, 8 yaşındaydım. Ve ilkokul 1. sınıfı Almanya'da okuduğum dönemde Türkiye'de yeniden okumam gerekti. Fakat Türkçem zayıf, konuşamıyorum. Alman aksanı çok net bir şekilde yansıyor. Ve sonra arkadaşım dalga geçerdi benimle. Sürekli beni konuşturmaya çalışırlar, konuşmaya giderdi. Bir şey daha var, tabii ben sesimden de hiç memnun olmadım. Bir programda da söyledim. Evet, onu anladım ben. Sesiniz kalın mıymış? Evet, çocukken sesim olmadı benim. Hep öyle cıvıl cıvıl. Yani kalın bir ses anlıyor musunuz? Yani bence karakterinizin şeklinize çok uygun bir ses var bence sizin. Olabilir, şimdi evet belki. Ama o çocukken bu ses olmadı. O çocuk sürekliye yakışmadı. Hep arkadaşlarım böyle ince, cıvıl cıvıl sesleri vardı. Ben konuşmaktan giderlerdi. Böyle sesi kılı gelirdi bana. Konuşanmazdı sesi de. Gençlik de bana ince geliyor. Öyle mi? Genç geliyor. Aa bu ses bu adam varmış görüyorlar. Ne güzelmiş. Sonrasında tabii o zaman TRT tabii ki tekrar aldı televizyon döneminde ilk sonuna geldiğimiz zaman. Ve ben de işte ne kadar güzel yapıcı Türkçe konuşuyorlar, sesler muhteşem, inanılmaz su gibi akıyor böyle ses. Annene derdim anne ben de böyle konuşmak istiyorum, öyle konuşmak istiyorum. Tabii kızım inşallah falan derdi. Derken belli bir yaştan sonra, yetişkin olmaya başladıktan sonra arkadaş
nasıl telaffuz edilir, vurgu nerede olması gerekir, kelimelerin tecrübede bakarken hangi vurguyu nerede yükseltmem gerekir. Bunu kendi kendinize yapıyorsunuz, birinden ders almıyorsunuz. Hayır, hiç ders almadım. Ama o dönem seslendirme meraklısıyım. Çok istiyorum seslendirme. Bir filmde bir rolü seslendirmeyi çok istiyorum. Derken aşağı ayrıca bir stüdyo vardı o zamanlar, çok istiyorum. Oraya gittim arkadaşlarla, sivrisimle. Maalesef Hüsran'la sonuçlandı. Bir darbede oradaydı. Çünkü bana bir belgesel bir kararlar, karşımda işte monitörde dünya, güneş, uzaklaşıyor vesaire. Bunları seslenmiş. Seslendirmeye başladım. Yönetmen bağırmaya başladı içeriden. Ben boğuldum kaldım. Dedim ne olur? Bırak dedi şunları bu kadar sesini dedi bana. Böyle bir bağırdı. Dedim niye sesi? Böyle bir ses var. Demek ki sonra da öneriyor, bilmiyorum hala var mı ya da onun benzetmesi mi? Bırak bu sesi dedi. Dedim başka ses yok hani. Ses bu. Olsa can gibi. Olsa can gibi. Ben değiştirebilmeyi çok istiyorum. Tiyatro bilgilerini yok, öyle bir eğitim almamışım. Derken ben küstüm seslendiriyor. O son oldu. Haberciliğe bir taraftan merakım vardı. Bir taraftan gazeteleri okuyorum, haberleri takip ediyorum, bir şarkı yüzünü merak ediyorum. Osmanlı'da çalışıyorum. İlk bir seviyeye getirdikten sonra bir baktım, yollar açılmaya başladı. Ama eğitim hiç bitmedi. O öğrenme ve algılama çabası hiç bitmedi. Tabii bu arada seslendirme bana güzel oyun oynuyor. Onlara güzel beslemiyorum. Çay kahve içiyorum. Hoşanlıkları şeyleri yaptığım için bugün benden dünya sesliğinde burada olduğu gibi intikam alıyorlar. Olsun diyorum. Şimdi geçen gün konserden önce konuşma yapmam gerekiyordu. Açılış konuşmasını yapıp işte teşekkür edecektim. Ama o kadar stresli bir şey ki ben hani kelimeler birbirine karıştı doğal olarak. Dün akşam programda Aylin Hanım'a sordum. Yani Aylin Hanım bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Tane tane böyle akıcı bir şekilde nasıl konuşabiliyorsunuz? Eğitimlerden aldınız. Aylin Hanım çok enteresan. Ben hani Osmanlıca Türkçe lügat önüme koydum. Oradan kendim yaptım dedim. Evet. Ders topladılar. Akşamki programda Sevil Hocamızla beraber. Sevil Hocayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Rektör yardımcımız. Herhalde Türkiye'de adli tıp denince hocam ilk akla gelen siz. Nasıl olur hocam? Nasıl adli tıp seçtiniz? Ben farklı farklı meslekler istediğim halde gidip kimya okudum. Akademide işte biyokimya uzmanı, doktoru, doçenti, profesörü gibi bir akademik kariyerim neredeyse başında taş devrinde bir yerde. Çok önemli bir hocamızın bahçede bana cebinden çıkarıp yeşil bir böyle macun gibi bir şey vermesiyle bütün hayatım değişti. O esrarmış meğerse. Evet, bir farmakoloji hocası o yeşil maddeyi bana verip bunu analizleyebilir misin diye sordu. Ve ben ondan sonra onun işte 70'li yıllarda, 70'in sonlarında onu yapabilince dedi ki sen bu biyokimyadan vazgeç, git adli tıpta çalış. Çünkü Türkiye'nin böyle şeylere ihtiyacı var, biyokimya çok para ister. Ama adli tıpta gerçekten iyi bir kimyacı, biyokimyacı çok fark yaratabilir dedi ve böylece hayatım değişti yani bir maddeyle. O tarihte Türkiye esrarı analiz edip kınadan ayıramıyor. Bugün esrar laboratuvara geldiği zaman hangi coğrafyanın bitkisidir dahi söylemek mümkün. Yani bu kadar gelişti bu teknoloji. Ama benim hayatımın büyük ölçüde bir sinema, film şeyle, bir televizyon dizisiyle değişti. Çünkü o güne kadar bir akademisyendim ve yazar çizer ve ders anlattırdım. Fakat Kanıt diye bir polisiye dizinin hem öykülerini yazmak hem içinde konuşmak gibi bir böyle bir fırsatı yakalayınca şimdi mesela karda kışta başında eşarp simsiyah bilinmiş bir taksiye biniyorum. Bir tek şey söylüyorum mesela. Kanıt diyor adam. Yani bu kadar sesle özdeşleşen bir şey oluyor. Yani, evet.
Daha da ilgili hocam, sizin üstünüzde de yapışır herhalde. Evet, kesin. Ben şikayetçi değilim yani. Yok yani, ben de değilim. Şey çünkü bu takdiri getiriyor beraberinde. Takdir ifadesi, sokakları insanlar, ya çok biliyorduk biz, ne güzeldi o tiplerimiz dedikleri zaman. Tabii ki bizim zaten bu işi yapmamızın ana temeli, ana amacı takdir. En büyük bizi mutlu eder, ondan sonra kapiten tarafı geliyor ama her sokakta yürüdüğü zaman insanların takdiri çok mutlu eder. Takdir dediniz ya, takdir takdime geldi. Ben yıllarda ilk tanıdığımda Halil abiye gelmiş. Halil abiyle çok uzun zamanlı ilişkileri var. Ameliyatımı yapmıştım. Sesinin bugünkü muhteşem haline gelmesinde özellikle teknik olarak... Bu nasıl bir ego? Sen söylesen neyse. bayağı ödemeni aldı kendisi. Hiç unutmuyorum, 26 bölümümü kendisine. Çok enteresan ya. Yani tanıştığımda bir tiyatrocu nasıl normal popülasyondan farklı oluyor anladım ben Vural Bey'le. Hani vücut olarak konuşuyor, o kadar komik tiplemeler yapıyor. Halil abiye sarılıyor, abim mi benim diyor. O bundan sonraki yani müdahale ve ameliyatlarda daha az alsın diyor o bilinçli. Tabii o bilinçli. Şimdi sen yok yani kendisi çok değerli bir hocamız. İlk önce benim çok sevdiğim bir abim. Gerçekten sizlersiz hocam. Ben de kıramadım. Nacizane yani burada bizim tabii ki çok değerli profesyonel arkadaşlarımız, büyüklerimiz varken ahkam kesmek, bayağı yapmak görülmesin. Ama bir nebze olsun ben de bu panelde olup arkadaşlara bir takım şeyler hem beni sevdiklerini bildiğim için, beni görmemle onlara mutlu edeceğim, düşündüğüm için geldim. Sesle ilgili, yani ben şimdi kendim nacizane dublajlar, yani çok nacizane, haddimce işte reklam dublajları falan da yapıyorum, biliyorum. Bilmiyorsunuz, yani şimdi ses, sesin tonu, tınısı, bu yani tanrısal, yani tanrısal bir yeti olarak görüyorsunuz bunu. Şimdi ben samimiyetle söyleyeyim, ben lise 2 mezunuyum, üniversite okumadım. Yani özellikle eğitim almadım sesimle ilgili. Ama tabii ki 17-18 yaşından beri ilk ayağımı tiyatroya attığımdan beri hep büyüklerimin yanında çok iyi bir gözlemci oldum, çok iyi bir dinleyici oldum. Daha sonra da şekillenen anatomik yapıyla beraber yani mesela şimdi diyeceksiniz ki biraz önce siz söylediniz ben niye hani sizin sesiniz iyi de benimki kötü mü? Bunu açıklayacak bir şey yok aslında. Yani birileri hani bir şekilde sesinizin hani kulağa hoş gelen melodik hoş bir yapısı olduğu gözüküyor ve bununla ilgili de size hani bir mesai sunuluyor. Bu ya oyuncu olarak ya seslendirmeci olarak şimdi Sungun abinizin de yıllara varan ondan sonra bu konuda bir üstattı. Şimdi bu hakikaten bir de şeydir yani bu herhalde hani çok yani tevazuyla yoğrulmuş bir şey söylemeyeceğim belki ama bu tanrısal bir yeti herhalde. Yani şimdi, diğer insanları çünkü hani sesiyle etkileme. Ya Allah'tan herkes veya anadan herkes favori olarak doğmuyor. Çok net. O olmuyor. Bazılarına böyle hediye verilmiş. Yani herkes Sungun Bey olmak ister. Ben Sungun Bey kadar etkileyici bir sesim olsun çok isterdim. Olmaz. Bundan sonra olmaz. Yok, ben var bir hevesiniz var ama olmaz. Ben böyle bir şey söyleyebilirim. Ben de Başkent İletişim Akademisi'nde ders veriyorum. Büyük bir keyifle. Orada da çocuklar bana, hocam sizin sesiniz güzel, biz nasıl olacak da sizi keseceğiz de tonkunuzu elinizden alacağız filan gibi ümitsizliklere kapılıyorlar. Aslında alamazlar tabii de. Ben hocamın yanında ahkam kesmek tabii ki bana düşmez. Bundan herhalde 5-6 yıl önce öğrendim ses tellerinin ne olduğunu. Biliyor musunuz ses tellerinin ne olduğunu?
Yani şurada bir keman yok. Keman telleri yok. Ben mesela yıllarca öyle sandım. Burada keman telleri var diye. İki tane birbirine çarpan kas. Bir kulak burun boğaz profesörüne gittiğimde işte bronkoskopi de mi gösterdiler? Bronkoskopi. Gösterdiler. Bu mu dedim ya? Bu dediler. İki tane birbirine çarpan kas. Ben bunu boğazındaki bir keman olarak kabul ediyorum. Hepinizin boğazında birer keman var. Ama ben bu kemanı 45 yıldır çalıyorum. Siz daha bu işe hiç kafa yormadınız. Derslere ilk girdiğim zaman çocuklara söylediğim şey, şimdi diyor, ben sizin sunum hocanız değilim. Ben sizin sunum abinizim. Sadece sohbet edeceğiz. Bana adınızı, soyadınızı söyleyin, nerede okuduğunuzu, ne iş yaptığınızı anlatın. Buraya gelmekten memnun musunuz, pişman mısınız? Sadece sohbet edeceğiz. Ama bir tek şartım var. Konuşurken şey demeyeceksiniz. Ya pek hocam diyorlar. Bunun çok kolay bir şey olduğunu sanıyorlar. Başla diyorum. Diye giriyor, bir diyorum. Ben iki diyorum. Hocam ama üç diyorum. Beşten sonra zaten bir eli ayağı çözülmeye başlıyor. Sonra kilitleniyor. Sonra ben Samet Bardak teşekkür ederim deyip kesiyor bir an önce bitirip kurtulmak için. Çünkü ilk defa kendini dinliyor. Çünkü ilk defa kendini dinleyip kendini denetlemek ihtiyacını hissediyor. Ben bunu çok uzun yıllardır yapıyorum. Kendi kemanımı dinliyorum, denetliyorum. Ve her geçen gün galiba biraz daha iyi çalmayı öğreniyorum. Onun için gençlere diyorum ki, abi yettin artık dedikleri zaman. Tamam diyorum, sen benim babamı konuştuğun gün bırakacağım diyorum. Bir kuşak geldi artık onlar babamı konuşuyor bir zamanlar, benim rollerime hevesli olanlar. Şimdi ikinci bir kuşak geliyor. Onlar da abi bırak artık yeter diyorlar. Bekleyin bir yedi sene daha diyorum. Benim yanımda onlar işte debelenerek 25-26 yaşındaki cin gibi canavar bir çocuklar 12-13 yaşındaki erkek çocuklar hadi at topu at topu diye konuşmak için zorlanırken dönüp bakıyorum daha çok beklersiniz diyorum. Çünkü ben kemanın çaldığını biliyorum. Burada sözü uzatmadan bir şey daha ekleyebilirim. Ben çocuk saatinden yetişme diyalarımın sesinin önemiyle ilgili olarak bir tiyatro oyuncusunun mizansiyeti vardır, jesti vardır, dini vardır, makyajı vardır, rol arkadaşı vardır, ışığı vardır, efekti vardır, kostümü vardır, sahnesi vardır, bedeni vardır, benim tek sesim var. Ben radyoya giderim. Seslendirmenin sevmediğim tarafı benim. Daha önceden yaratılmış olan bir şeyi taklit edersiniz. Giderim ben oradaki oyuncunun içine girelim, o olur. Ama daha önceden yaratılmış bir şeydir o. Ve onu taklit ederim. Onun hepsine çıkmaya hakkım vardır, ne altına inmeye hakkım vardır. O olmak zorundayım. Bu da işte bir yandan sektron derdi, bir yandan onun oyununu taklit etme derdi. Beni kısıtlar. Dolayısıyla radyoyu benim için ön plana çıkartır. Çünkü radyoda benim elime bir tekst verirler. Sunum derler, Ahmet, hadi al şu teksti, bize bir dünya yarat derler. Alın bu teksti, bir dünya yaratır. Radyoyu açarsınız, dinlersiniz beni. Ya benim dünyamı benimle paylaşırsınız, ya çık diye radyoyu kapatırsınız. O radyoyu kapatmamak için elimden geleni yaparım. Ses bunun için etkilenir. Bunun için yaşıma yakın olanlar radyo tiyatrosunun büyük bir zevkle tiyatro izler, dinlerler. Arkası yarınları büyük bir keyifle dinlerler, izlerler. Teşekkürler, başımı sallıyorum. Çünkü orada resmen bir dünya yaratılıyor ve dinlerken siz paylaşıyorsunuz. Bundan daha büyük keyif olabilir mi? Ya da sesin önemini
etkisini anlatabilmek için bundan daha iyi bir örnek olabilir mi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim, çok uzattım. Estağfurullah. Hayran, siz programlarını sonradan seyredebilir misiniz? Mesela sunum beni dinliyormuş, kendi kayıtlarını dinliyor. Feedback yapıyorsunuz, düzeltmeler yapıyorsunuz. Evet, 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 evet. Ama çok, ben çok, çok önemli bir tercih ederim. Ben mutlaka izlerim. Mutlaka izlerim. Aslında hem kendimi düzeltmek adına, hem de programda bir şeyle ilgili acaba bir sıkıntı olmuştu, oluşmadı mı? Bir sonrakinde bu oluşmaması için hayat verileri, ben mutlaka izlerim. Sadece bir program izlerim. Çünkü farklı bir noktada kaldım, buraya yakalasın diye. Bir izlemedim. Onun dışında mutlaka izlerim. Kendimi kontrol etmeye çalışırım. O ipin ucunu bıraktığım an, çünkü ben de farklı mecralara doğru kayabiliyorum. Bir de ben hazır buradayken, kardeşime de özellikle söylüyorum. Genç arkadaşlara da iletmek isterim. Özellikle sosyal medyada çok kısa bir hak yazıyoruz ya. Mesela seyretme, cehenneme, şu bu, bir de bize yabancı dillerden geçme, çok fazla göreve var. Onları çok fazla hayatımıza yerleştirdik. Ve gerçekten ne konuştuğumuz ya da ne ifade etmek istediğimizi karşıya geçiremiyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben aslında Türkiye'ye geldiğimde o ekranda o akıcı Türkiye'yi ses konu izlediğimde beni o işin şöyle tekleyemedi. Çok net ve açık söylüyorum. Beni o akıcı konuşma etmeli. Ben bugün televizyon programcısı olmasaydım da, ben de programcısı olmasaydım da Türkçeyi iyi kullanabilmek için elimden geleni yapardım. Neden? Bu sadece televizyon anlamında, medyatik anlamda size kapılar açmıyor. Bu aynı zamanda telefon görüşmesinde, iş görüşmelerinde, ebeveynlerle görüşmede, çocuklarınızla diyalogda, her türlü temanla iletişim ve birinci aşama, tabii ki ses konumuz, konuşmanız ve kelimelerin ağzınıza nasıl bir şekilde geldiği ve ne ifade etmek istediğinizi ayarlayacağınızı uygulayın. Bu size sadece profesyonel anlamda değil, birçok anlamda kapılaşacaktır. İletişimde gerçekten çok önemli. Karşı tarafla ne şekilde konuştuğunuz, ne anlattığınızdan ziyade nasıl anlattığınız çok daha önemli. Bunu mutlaka vurgulamak istedim. Arkadaşlar, mesleklerimde hep tepede en top olmuş insanlar var burada. İşte tiyatroda, senaryoda, televizyonda, seslendirmede. Hocam zaten biliyorsunuz. Katılın lütfen, sorular sorun. Merak etmiyor musunuz mesela? Birçok bir konuşma terapisti öğrencisi var burada. Doğrudan aslında hani bizim ilerleyen dönemde karşılaşacağımız insanlar. Belki hasta olarak, tanıcı olarak bize gelecek insanlar. Değil mi? Profesyonel ses kullanıcıları. Katılın lütfen. Şimdi aslında benim burada neden olduğumu onlar henüz bilmiyor. Evet. Adli, adli. Bambaşka bir nedenle ben buradayım. Kriminal ses denilen bir şey var değil mi hocam? Evet. Çok çok önemli. Yani ses bize özgü, kişiye özgü biyometrik bir özellik. Tıpkı parmak izi gibi, tıpkı DNA gibi. Yani bizi biz yapan çok değerli bir özelliğimiz. Tabii ki dün akşamki programda gördüğümüz ses ameliyatı geçirmiş olanların adli açıdan ne gibi bir sorun çıkaracağını şu anda tartışmak istemiyorum. Çünkü o da çok önemli bir sorun tabii ki yani. Ses ameliyatı öncesi ve sonrası bunların mukayesesi gibi bir şey. Fakat hiçbir suç yok ki neredeyse içinde ses unsuru olmaz. Yani bir biçimde ses mutlaka her kriminal olayda yer alıyor. Bir telefon konuşması olsun, işte bir cevap makinesine bırakılmış bir teklif olsun veyahut da bir fidye istemek üzere bir yerde bulunsun, muhakkak ses var. Terör olayından uyuşturucuya, oyuncuya kadar kaçakçılığına insanlar bir şekilde iletişime giriyorlar. Ve ses tanıma, daha sonra da konuşmacı tanıma diye çok önemli iki uzmanlık alanı var. Bu konuda gerek polisin gerek jandarmanın eğitilmiş personeli var ve bunun içinde bürolar var, çok özel bürolar. Yani bir telefondaki sesin kim olduğunu tespit etmek gibi ya da bir tıklı yapar.
konuşuyorsa ve bunu hukuka uygun bir biçimde dinliyorsanız siz kim olduklarını bu insanları çıkartmak gibi bazı sorunlarda işte bu ofisler çalışıyorlar. Çok önemli işler yapıyor. Zannetmeyin ki sadece kulaklarıyla işitsel olarak bu ayrım yapabilmekteler. Bunun için kullanılan spektrograf diye cihazlar var. Ve bu cihazlarda yapılan karşılaştırmada kişinin kimliği %100 olmasa bile ne de olsa çok büyük bir doğruluğu saklılar. Dolayısıyla benim burada olmamın nedeni sizin bir delil olarak kullanılabildiğini de anlatabilirim. Hocam o zaman benim suç işleme şansım yok. Sesinizi değiştirmeye çalışsanız bile, taklit bile yapsanız, başkalarının taklidini bile yapsanız, tıpkı el yazısını nasıl değiştirmeye çalışsanız bile yine de size ait olduğu anlaşılırsa bir takım özellikler nedeniyle aynı şekilde sizi de anlamak mümkün. Yani bu benim söylediğim bundan sonra yapabilirim. Kayıtlı bir ses. Analiz yapılarak kime ait olduğu net bir şekilde bulunabiliyor bir tarafı. Diğeri de hocam, birisinin sesinin birebir taklitini yapabilmek, aynısını üretebilmek mümkün değil. Parmak izinli bir şey, mümkün değil. Halihazırdaki teknolojimiz de mümkün. Belki ilerleyen dönemde farklı şeyler çalışacağız ama. Bu arada internette farklı araştırmalar yaparken bu aslında programda paylaştım. Sesin kaybolmayacağını kirli haberler yapıyordu. Doğru haberler yapıyordu. Doğru bulmama çok önemli. Konuyla ilgili araştırma yaparken özellikle dedim ki senin hocama böyle birkaç kişi buldu. Ve ses ve enerji hiçbir şekilde kaybolmuyor ses. İki tel kas birbirine çarpıyor. Bir enerji ortaya çıkıyor. Ve kaybolmuyor. Sadece şekil değiştiriyor. Ve sonunda ısıya dönüşüyor. Böyle bir bilgi oluyor. Bir takım ayıp bu bilgiyi aldım. Ve sonra Sayın Hocam'a dedim ki, öyleyse bizim burada bugün konuştuklarımız herhangi bir şekilde kayıt altına alınmamışsa değil. Acaba bu bulgularla geçmişe yönelik konuşmalarımızı arayabilirler mi? Bunu delil olarak kullanabilirler mi? Diye sordum. Ay soruyu tekrar söyleyeyim. Evet, şimdi bir akşam söylemedim ama şu anda aklıma gelen başka bir buna çok benzer paralel bir başka olay daha var. O da mesela bir bilgisayar kabinesinde bir yazı yazıyorsunuz. Aslında orada da bir enerji var. Ve ne yazdığınızın hatta sonra o kabine etrafındaki enerjinin incelenmesinden bulunabileceği şeklinde de yine bir takım iddialar var. Bunların bilgisayar esasının hiçbir farkı yok yani. Şimdilik böyle şeyler bir hayat yani belki ileriye yönelik minority report falan azınlık raporu gibi siz biliyorsunuz. Çok yakın mı? Güzel. Bizim mesleğimiz açısından da çok değerli. Birçok şey gerçekleşmiştir orada olanların. Henüz öyle bir şey yok. Yani hani biz buradan çıkalım gittikten sonra buradaki şey enerji toplansın ya da analiz etkisi ne konuştuğumuz anlaşılsın ya da ne yazdığımız anlaşılsın gibi henüz öyle bir teknoloji yok. Eğer olaydı da, velev ki olsaydı, bir akşam söyledi, hukuka uygun toplanmadığı takdirde delil olarak zaten kullanılamaz. Yani burada bizim konuşmalarımızın nasıl gizlice kaydımızdan habersiz kaydedilmesi ve daha sonra aleyhimize kullanılması mümkün değilse, benzer şekilde biz bunlar çıktıktan sonra da onların toplanması hukuka aykırıdır. Ama tabii ki soruşturucular açısından bir ipucu oluşturur. Hocam şey nasıldır? Mesela sorgu yaparken kişinin sesinin tonundan psikolojik umurlu anlaşılır ya. Yalan söyleyip söylemediği anlaşılır değil mi? Onu analiz edenler var. Bunlar bir kere şimdi sorgular Türkiye'de sistematik olarak kayda alınmıyor hep. Her zaman her yerde alınmıyor. Ama Batı'da neredeyse bütün sorgu hem görüntü hem ses açısından kayda alınır. Daha sonra bunu yeniden farklı uzmanlara dinletebilmek için alınır. Yani
sesle ilgili olarak yorum yapacak olanlara nerede bir canlanıyor, nerede sesi titriyor, nerede yalan söylüyor gibi farkları arasın. Ama sorumculara bu eğitim verilir. Yani baştan sesin işte perdesinden veya sözcükler arasındaki mesafeden yani arada bırakılan boşluklardan anlayabilmek açısından. Tabii ki unutmamak ki siz aynı zamanda çok küçük ağız içindeki bir diş kenarından ya da bir uçuktan bile etkilenebilecek kadar hassas, çok çok hassas bir olaydır. Ve bu işi iyi bilenler, şansı görmeseler bile o kişinin ağzında ve ağzın içerisinde olabilecek patolojiler hakkında da fikir yürütebilirler. Bu da ayrı bir bilir kişilik alanıdır. Yani şu anda kişiyi bulsanız şüphelinizin diyelim ki falanca dişi kırıktır diyebilecek kadar iyi bilirler ve onların da muhakkak tabii. Bu açıdan polis tarafından kullanılması gerekir. Polis bunu bilmeyebilir şu anda. Onun yani farkındalığı da yaratmak sizlere düşüyor. Yani bir sesi dinlediğimiz zaman size o kişi hakkında birçok şey söyleyebiliriz. Bir çenem ameliyatı geçirmiş mi geçirmiş. Yani bu gibi bilgileri mutlaka sizlerin polise destek olarak vermenizde çok çok iyi, çok önemli faydalar sağlanabilir. Şimdi tabii ben kendimi daha farklı hissediyorum. Dün akşam Ayla Hanım'ın programında ses değiştirme ameliyatı yaptığım bir hastam da katılmıştı. Sesini kalınlaştırmıştı o hastanın. İnce bir sesi vardı, kalın bir ses oluşturdu. Adnan'ın adı da ciddi sıkıntı. Hani ben de sıkıntı yaşayabilirim anladığım kadarıyla. Bir suçlu pekerle olabilir. O ses kaydı yapılıp değilim ki. Ses kaydının üzerinden bir şey yapılacak. Suç onu yapılacak veya delil olarak o ses kaydı kullanılacak. Sonra ben değiştiriyorum. Ne kadar suçlu olursunuz değil mi? Evet. Yapayım mı? Bırakayım mı? Onu bırakmayın da bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir Japon kadın bir Çinli adamı seviyor. Gidip geliyor. Gerçek bir şey yapıyor. Gidip geliyor Çin'e. Fakat sonunda Çinliler bunu artık bize vermiyorlar. Bu yüzden bu kendine bir sahte kimlik ediniyor. Gidip onu tekrar görebilmek için. Yani şey, Çinli. Ve ama Çin sınırında parmak izleri alınacağı için yakalanacağından tabii ki hemen korkuyor. Ve bir cerraha parmak değiştirme ameliyatı oluyor. Yani sağ elinin baş parmağının sol eline, sol elinin baş parmağının sağ eline naklettiriyor. Ve hakikaten de şeyde fark edilmiyor. Sınır girişinde fark edilmiyor. Gidiyor, sevdiği adamla evleniyor. Çin'de nikah dairelerinde de yine parmak izi alıyorlarmış. Ve nikah dairesinde parmak izi alan memur bunun baş parmağındaki ameliyat izini fark ediyor. Ve oradan tabii de kalıyor. Doktora hiçbir şey yapmıyor Japonlar. Yaşasın. Dolayısıyla çünkü bunun ne için yani bir suçu kolaylaştırma açısından tabii ki düşünmeyebilir ama onlar bir şey yapmamış. Dolayısıyla burada bilmiyorum ama yardım ve yataklıktan sizi ne yaparlar? Tamam, benim burada iş güzelliğine bakar mısınız evet, hocam? Ya, yani, sana... Seven bir geçimlik var. İşte yani. Mesela bana oyuncular da geliyor arada. Şimdi ne bileyim, senarist veya yapımcı demiş ki sesini bir ton kalınlaştı öyle gel. Gerçekten. Öyle valla içeri demeyiz genelde. Kilo ver, kilo al. Ya da saçını koyalım. Öyle diyor mu? Ya da biz seni alacağız deriz. Abi niye ses olmadı? Çekilmeye başladıktan sonra. Ondan mı kalacak? Yani insanlar erceler ne oldu? Sesini değiştir gel. Bir daha ameliyat ol. Bilmiyorum yani o. Sonra hani... Siz ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ben onun sesini değiştirip sana daha iş imkanları açılır diye. Ya şimdi bu tiyatrocu, bu tiyatrocu şarkı da söylüyor. Yani aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Sizi tanıyor. Çok çok yakınsınız. Ama bu panelde terapiye döndü şimdi. Ne oldu? Kim tanıyor?
Ya aslında bence birisiyle biraz da şey hiç konuşmak gerekir diye düşündüm biraz önce bunu. Sesin, evet sesinin güzelliği, farklılığı da sesin, ses tellerinin sevmediği şeyler. İnsanın ses tellerine zarar verecek şeyler. Ses tellerini deforme edecek şeyler. Biraz da bunlardan bence hani hocamız da burada hani neler? Mesela ben şöyle söyleyeyim. Samimiyetten hatta bunu abime de ellerime de şey yaparım. Onun kursuna daha çok güveniyorum sizden. Tabii ikiniz de tabii ama bu biraz daha... En azından nasıl söylüyorsunuz? Hadi hocam, profesör. Şimdi o da iyi. Onunla, bir de o bedava, para almıyor. Latife bir tarafa. Ben mesela Gülenay parçaları ve daha önceki senelerde yer aldığım projelerde tabiri oktav mı denir? Yüksek sesle çıkma, ince sese çıkma. Bu bayağı gazet okuyorsunuz. Evet, sesine çıkıyor. Evet, ama artık çıkamıyor. Bak, böyle bir şey var. Son birkaç yıldır hakikaten çıkamıyorum. Nedeni de zaten hani teşhis konmuş. Sigara kullanma. Üzücüdür ki sigara kullanma. İşte sıcak içmeyi, yemeği sevmem. Bunlar ses tellerime yani beni çok zor durumda bırakacak bir boyuta gelmedi. Hani oyunculuğum esnasında ama ben isterdim yine hani tabiriyle İbrahim Tatlıses gibi o eskiden çıkabildiğim yerlere çıkabilmek. Çünkü bu yine mesleğim için bir artı getirecektir. Bir müzikalde yer aldığım zaman. Yani ne bileyim çok sevdiğim bir parçayı yani duştayken bile seslendirmek ve kendimi mutlu etmek adına bile olabilir. Ama çıkamıyorum mesela. Artık bu şekilde şarkı söyleyemiyorum. Bu da zaman içerisindeki işte ses tellerime yaptığı haksızlık. yani hani sese bakma, sesle ilgilenme şey bunları da yapmak gerekiyor. Sesinizle ilgilenmek gerekiyor. Eğer para kazandırıyorsa size ilgilenmek gerekiyor. Mesela benim yaşım itibaren 40'lı yaşlardayım ama 60'lı yaşlarda belki de tamamıyla artık sesimin cazibesini yitirdiği bir dönem içerisine gireceğim. Ve bu benim hani para kazanmamla ilgili bir sıkıntı da doğuracak. Yani sesimin rengi gidecek. Artık belki rahatsız eden bir ton. Artık belki reklam dublajları almayacağım. Yani orada şu önemli bir şey mesela. Sese bakmak, ses... Ses, yani vücut değişir, yaşlanır. Yaşlandıkça ses değişir, ses de yaşlanır. 2-2-4. Önüne geçmek mümkün mü? Kısmen. Egzersiz çok yapmak gerekiyor gerçekten, ses egzersizleri. Isıtma ve soğutma egzersizleri çok yapmak gerekiyor, değil mi? Isıtma ve yapıyor bir yapalım, değil mi? Ben bu konuda bir örnek vereceğim ama doğru olduğunu bilmiyorum. Ben bir markete girdim, şuradan dedim. Bana bir CV viskiyle iki paket Davidoff sigara verir misin dedi. O abi dedi, efendim sen Tugun Babacan değil misin? Evet dedi. Abi dedi, sen Tom Cruise'u konuşmuyor musun dedi. Evet dedi. Abi senin sesin çok güzel dedi, çok teşekkür ederim dedi. Abi neye borçlusun dedi. Alıyor musun abi dedi. Bu aramızda bu Sungun abi olarak anlattım onu. Zaten fake tabii. Bizim için kayıt, yeni kaydeden varsa kullanamayacaklar, problem değil. Şimdi, ya sigara kesinlikle sese zararlı. Şöyle zararlı, tizlerin kaybına yol açar. O tizlere çıkamıyorsunuz ya, yani ses aralığınız zararlı. Örneğin mesela eskiden diyelim 3 oktav sesiniz vardı. Şimdi 1,5, 2 oktava. Paraza söylüyorum. Sigara çok büyük oranda. Birkaç başka şey daha vardı. Yani reflü denilen bir hastalık var. Reflü mide içerisindeki asitli sıvının yukarıya doğru gırtlağını çıkıp oraya etkilemesi. Asit gelince geldiği dokuyu kalınlaştırır. Ses telinin üzerine gelince de ses telini kalınlaştırır. Müzikte şey var bilirsiniz siz işte. İnce tel ince ses çıkartır, kalın tel kalın ses çıkartır. Gitarın üst telleri daha kalındır, alt teller daha incedir ya. İnsan seslerinde de aynıdır. Reflüyü azaltmak lazım. Belli şeyler var. Akşam geç saatte yemek yememek. Yatmadan birkaç saat öncesinden yemeği içini bitirmiş oldum.
Bunu özellikle size söylüyorum. Yani çok böyle... Niye özellikle bahsediyorsunuz? Geç saatleri kadar... Yani gözden çıkardım zaten. Sığır gibi de evlenmedim. Dokuz numara. Ve bir takım şeylere dikkat etmek gerekti. Hani boş mideyi de yatağa gidiyor, çok önemli. Mide boşluğu içerisinde asit az olacak. O asit mide içerisinden yemek borusu oradan bir tarafa doğru gitmeyecek. Mentalite bu. Bir takım başka şeyler de bunu artırıyor. Çok yağlı, çok salçalı yedi. Çok şeyli, baharatlı, acılı yemek. Bunlar... Ben de yok be, parama atla konuşun. Ama giderim hallerine, para vermeden her şeye. Ne bunu istediğini bilmiyor. İçeceklerden de çay, kahve, evet. Bunlar gerçekten çok arttı. Ve gaz içecekler. Fazla miktarda alkol çözer. Aslında güncel hayatta hep yaptığımız şeyler, birçoğumuzun. Hani her birimizin hepsi bir arada yaptığı değil ama hepimizin bunları yaptığı şey. Yani mutlaka sıcak şey içiyoruz. Mutlaka asitli içecek içiyoruz. Ya mutlaka geç saatte yemek zorunda kalıyoruz. Şey demiyoruz zaten. Hani hiç olmasını demiyoruz. Niye demiyoruz? Hani yıllar önce yapıyorduk bunu. Bir kere insanlar uymuyorlar. Yani en basitinden. İkincisi gerçekten çok fazla bir etkisi de yok. Tamamen kesmek değil. Ama azaltmakta fayda var gerçekten. Çay içme, kahve içme, onun için, bunun için ne içelim? Su içelim. Su muhteşem. Bol bol su içelim. Ve yudum yudum içelim. Bardak bardak değil. Böbrekleri zorlamanın bir anlamı yok. Yani 6-8 bardak bir total su içmek gerekiyor. Ama bunu gün içerisinde, saatler içerisinde yavaş yavaş tüketmek lazım. Ya ben çok su içiyorum mesela. Su içmeyi seviyorum. Bir de su içmeyi ben ihtiyaç duyduğumdan değil ama içmeyi sevdiğim için, bu eylemi sevdiğim için su içiyorum. Bunun da faydalarını biliyorum. Şimdi aslında ben şöyle de bakıyorum tabii. Aslında dünyanın biliyorsunuz 4/3 su. Vücudun 4/3 su. O zaman su çok kutsal bir içecek. Çok gerekli bir içecek. Yani suyu çok içmek lazım. Ama tabii azı kadar, çoğu zarar felsefesinden de uzaklaşmak. Hani 3 litre, 2,5 litre denen geleneksel bir şey var ya, doz. Gidip 6 litre de içmemek lazım. Çünkü bu da minerallerin işte vücuttaki, çok özür dilerim ben de boş değilim yani. Ondan sonra vücuttaki, böbreklerdeki ben de mi? Bir de ben hazır bu konu açılmışken siz uzmanlara bir şey sormak istiyorum. Bizim çok değerli abilerimizden rahmetli Pekcan Koşar bir şey söylerdi. Ses yaşlanmaz, organlar yaşlanır derdi. Yani diyaframımız yaşlanır, akciğerimiz yaşlanır, kalbimiz yaşlanır ve tüm onların düşen performansı sesimize yansır derdi. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yok değil. Hani mesela sesi dinlediğimizde yaklaşık yaşını tahmin edebiliriz değil mi? Yani yaşlı birisini, genç birisini. Ses de vücudun diğer dokusu gibi gerçekten yaşlanır, değişir bir miktar. Ama ben dün akşam Ayhan'ın programında da örnek vermişim. Mesela Müzeyyen Senar'ın sahneye veda konseri vardı. Onu seyreden oldu mu bilmiyorum aranızda. Yaş olarak çok. Müzeyyen Senar sahneye veda konserinde ortalığı yıkıyordu. Sesi hala bangır bangırdı ama hep egzersiz yapılmış. Ses telleri vücudun diğer kaslarından çok farklı değil. Ne kadar atletik aktivite o kadar dinamik ses teli demektir. Doğru herhalde ben yani günde ortalama herhalde bir 6-7 saat sürekli konuşuyorum. Onun faydası var. Maratoncu musunuz? Maratoncu değil. Ve de su içerim ben de. Yani değişti bana... mi tonunuz mesela? Hani mesleğe ilk başladığınızdaki gibi mi farklı olur? Bundan işte geçenlerde Muffet Jones geldi. Orada kendimi ben konuşuyordum. İşte testing için stüdyoya girdim. Bir iki zorlandım dedim ki çocuklar yani ben bunu 30 yıl önce konuşuyordum. Artık dedim başkaları konuşuyor. İşin içinden çıkamam. Artık o dizlere inemiyorum. Onlar kalmamış. Stres oluyor mu? Aylan, mesela siz günde haftada 3 tane program yapıyorsunuz. Yani sesiniz olmadan yapmanız mümkün değil. Şey yapıyor musunuz yani?
ya giderse. Ben ya sesim yok olursa, kaybedersen. Öyle bir an ses var mı? Hiç öyle bir şey aklıma gelmemişti. Belki bu ya ses gibi. Ne zaman ki sesle ilgili bu kadar çok şey yapıyorum. Dedim ki ben size çok zar atıyoruz, cildinize atıyoruz, vücudunuza bir şey kullanmaya çalışıyoruz. Ses hiç aklınıza gelmiyor. Halbuki bizim en önemli kaynağımız, esnafımız bu. Ama hiç aklıma öyle bir şey gelmiyor. Tabii ki çok yoracak mesela. Çok soğuk su içmem. Çok sıcak su içmem. Sıcak çay içmem ama kahve veya ya da işte kafein. Maalesef kullanmıyoruz. Evet, evet, biliyorum. Söylemiyoruz onu. Senin önceki de söyleyeceğiz değil mi? Yok, tabii. Günde bir büyük şey, kap fincan, kahve, hani izin var, problem yok. Bir mi? Bir, evet. Amerika'da bir şey. Biraz büyük değil. Söyleyin. Ya hocam, ne yapıyoruz ki yani? Aslında hani sizler tabii ki bizim hep en doğrusunu yapma, bizim en doğrusunu yapmaya yönde bizi bilinçlendiriyorsunuz, fikirlendiriyorsunuz ama hayatı da tıp kitaplarında gibi yaşayamıyoruz maalesef. Yani yani arzularımız, nefislerimiz, nefislerimiz, arzularımız var. İşte hani bir, ben de mesela şeker hastasıyım. Şimdi bana da güzel bir yerde pilav üstü döner. Hadi de vazgeç. Yani şimdi yani nefisiniz ve ben sıcak kahve içmeyi çok seviyorum. Sıcak çay, sıcak fokurdayan o kiremitle et olur mu? Saç kavurma deriz. Saç kavurma deriz. Ben şöyle derim. Usta fokurdasın öyle gelsin. Yani ben öyle seviyorum. Şimdi bunu yemeyince yani. Ne oldu? Ama ben sığırım ömürde. Kalkalım artık. Abi acıktım mı yok şey yok. Dünya yemek gibi falan. Yani ya dediğim gibi. Yemeği sevdiğiniz için. Yani tüm kitaplarındaki gibi yaşayamayız ki. Tam gidemiyoruz. Ama ben size söyleyeyim. Valla bana bunları yapacaksa ben niye söyleyeyim? Ben gerçekten söyleyeyim. Hani şey değil. Eskisi gibi bir böyle o olmayacak, şu olmayacak, bu olmayacak diye bir durum söz konusu değil. İnsanlar olmuyorlar. Ama gerçekten bir takım şeyleri birazcık kısıtlamakta fayda var. Tabii. Evet. Ya özellikle mesela oyuncular için çok sıkıntılı bir hadise. Çok iştirak şartı olduğu için söylüyorum. Yani gece bir saatlere kadar işte set devam ediyor, çekimler devam ediyor. Bir gün turneler şunlar bunlar. Dolayısıyla düzgün bir beslenme ritmimiz yok. Mesela gayet rahat. Saat 12'de o fokur denen şeyi yiyebilirsiniz değil mi? Evet, yani bir de zaten en güzel o saatte en hocam. Ya düşün, hocam bak! Ne bilmiş bu şuan ya? Zevki sebep olsun öyle. Ben dün yaşadım çocukta. Saat 5'te bir reklam seslendirmem vardı. Reklam seslendirmesi de böyle müşteriye göre değişir. 10 dakikada da çıkabilirsiniz, işte 2 saatte de çıkabilirsiniz. Ben stüdyoya girdiğimde saat 5'ti. Çıktığımda saat 9'u çeyrek geçiyordu. Bir tane sigara arasıyla çalıştım. Ve çıktım eve geldiğimde aşağı yukarı 2-2,5 saat sürecek bir seslendirme de evde yapmam gerekiyor. Ben de öyle 10 stüdyo tarzı bir yer var. Sesim kısıldı. Ve çok uzun bir zamandan beri İlk defa bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşündüm. Özellikle benim gibi hayatını sesiyle kazanan bir insan için. Yani sesin önemini bir kere daha fark ettim. Dehşete düştüm. Saati kurdum. Hemen gittim yattım. Kılık bir şeyler için. İşte bu sabah 6.30'da kalktım. Neyse ki düzelmişti ama demek ki bundan sonra yanlış yerlerden kullanmak da herhalde sesi sakıncalı, konuşurken fazla zorlamak da sakıncalı. Hani istenildiğini yapmaya çalışıyorsunuz ama çok fazla da işte koşulları zorlamamak gerekiyor galiba. Amerikalılar misuse, abuse derler yani. O ikisinden uzak durmak lazım. Yani hatalı kullanmak, uzun süre kullanmak. Yani bunlar gerçekten çok uzun değil. Mesela seslendirme yaparken belki işte işin gereği kolunuzu yüksek tutuyorsunuzdur. Sesinizin boğa frekansını değiştirip daha önceden, daha kalından bir yerlerden konuşuyorsunuz. Tekrarla yapıyorsunuz. Evet. Ama hani bunu büyük hayatta yapmak lazım. Doğru bir şey değil. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Dün akşam da bu konu gündemdeyim. Siz böyle insanları kategorize ediyorsunuz. Yani evet. Bunun en tepesinde gerçekten hayatını
kazananlar geliyor. Evet, sesi olmazsa hayatını kazanamayacaklar. Ben de size dedim ki iyi de biz yani ders anlatanlar bizden de çok önemliyiz diye düşünüyoruz. Çünkü iyi anlatamadım. Sesini iyi kullanamadım. Öğrenci bu bilgiyi aktaramıyorsun. Yani kötü ses ya da sesini kötü kullanan birisi, nefesini kontrol edemeyen birisi o öğrenciyle şey yapamıyor. Yani bir kere o bağ kuramıyor ve de o bilgiyi bile aktaramıyor. Halbuki siz bizi ikinci sınıfta görmektesiniz. Yani en az. Hocam daha aşağılarda bir yerde. Hoca bilir ki kişiler yaptığım bir şey değil. Hayır, biliyorum. Anladım. Yani böyle ya, bir kasnet var. Evet, evet. Profesyonel ses kullanıcılarını kategorize ediyoruz. Birinci sınıfa şunları koyuyoruz. Yani sesi olmaksızın yaşama şansı yok, hayatını kazanamayacak. Sungun Bey, Ural Bey gibi, Aydan Hanım gibi, Sinan Bey gibi, tamam. Yani sesle iş yapıyor. Sinan Bey'in yaşınızı 2 yıl alırız, yazarsınız. Niye ben ikinci sınıf yapmıyoruz? Biz olmasak ne konuşacak? Aslında avantaj sizin için. Çünkü evet, evet. Sesiniz olmadan da hayatınızı kazanabiliyorsunuz. Biz ne yapalım Burak'la? Aynı şey mesela Sevil Hoca'nın için de geçer. Sevil Hoca'nın kalıbı biraz sıkalım abi. Yani. Ölürüm ben, ölürüm konuşamazsam. Yani ama bir şey de mesleğinizi rica edebilirsiniz, bilginizi paylaşabilirsiniz. Hocam biz de tek sesi olmadan yaşayamayanlar sınıfına alalım ama ikinci Bey meselesi de bu. Kötü bir şeyden bahsedeceğim ama hani burada yeri gelmiş şeyden söyleyeyim. Mesela gırtlak kanserlerinde, ilerlemiş kanserlerinde gırtlağını tamamen alırız. Tamam. Boyunda bir delik kalır, o boyundaki delikten kişi nefes alıp verir. Gırtlak olmadığı için akciğerden gelen havanın artık ağza ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla konuşmak, ses çıkartmak mümkün değil. Bu hastalar hemen ameliyat sonrasında çok ciddi depresyona girerler. Yani sessizlik gerçekten kişi profesyonel kullanıcı olmuşsun olmasın inanılmaz hayatları yaşam kalitesini etkiler. Evet o hepimizin söylesenize sigara gırtlak kanseri yapar diye. Siz tam yanında oturuyorsunuz ya biraz çekinerek artık şey yapar. Hocam şey diyor, söylesen kim biliyor ki? Biliyorsunuz sigara en önemli sebep. Sigara gırtlak kanserinin, akciğer kanserinin en önemli sebebi. Yıllar içerisinde sigarayı bırakan ülkeler var. Birazcık daha gelişmiş ülkeler. Batılı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri gibi. Orada şu görülüyor arkadaşlar. Gırtlak kanseri, akciğer kanseri, ağız içerisindeki kanserler sigarayla değil de daha çok HPV denilen bir virüs var ya, human papilloma virüs. Bu HPV virüs enfeksiyonlarıyla ilişkili olmaya başlıyor. Yani kanserin hem oranı azalıyor, hem de sebep değişiyor. Sigara değil de farklı bir şey. Ama biz de ne bileyim işte Orta Doğu ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde, Asya ülkelerinde hala en önemli sebep sigara. Ben de gençler size şunu tavsiye edeyim. Biraz önce bunun esprisinden yaptım ama. İnanın, bir gün lambadan karşına bir cin çıksa ve dile benden ne dilersin dese. Ne ev isterim, ne araba isterim, ne para isterim, ne kim kardeşlerim isterim. Sigarayı bırakayım dedim. Kardeşim geliyormuş. Onda bir şansını bekliyorum. Karım orada oturuyor, yapmayın bu konuyu kapatalım. Yani sigarayı bırakayım dedim. Evet. Ne olur bulaşmayın. Çok katılıyoruz, çok katılıyoruz. Ya da çok fazla bu işin batağına gömülmeden kendinizi kurtarın. Bu da bir abi tavsiyesi. Evet, gençler burada mutlaka içenleriniz var. Ne olursun, yani benim gerçekten bir zaman makinesi olsa isterdim ki o gün bana hani cazip gelen ve o gün nasıl içiliyor bu öğretsene bana dediğim arkadaşımın yanına gitmeyeceğim güne dönmek istedim. Yok Sinan. Ben uyuşturucuyum. Bundan daha mutlu olsun. Hiç öyle neye benzediğini bilmiyorum. Kendisini esrara alıştırmış olan kişiyi çekti tabancayla vurdu birisi. Allah. Yani bu sigarası yani bana bunu uzattığın için ve denememe neden olduğun için seni öldüreceğim dedi. Birinci iki bölümü. İki ya da üç hafta önce.
Yani o kadar insan hakikaten o uzatanı sonunda ondan nefret ediyorum yani. Evet, hocam bir de şey diyorlar, doğru mu? Sigara bağımlılığı yani uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaktan daha zor bir bağımlılık diyorlar. Neden daha zor? Çünkü bulma imkanınız, ulaşılabildiğiniz olay ve yasa dışı değil ve sapılı. Uyuşturucuyu yine de bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani öyle her başında hemen yok. Diğeri yasal. Onun için daha zor. Bırakmak daha zor. Ama aslında en az bir sigarayı ya da bir kokayı bırakmak kadar zor. Ve önemli bir bölümünün de nedeni genetik, yani kalıtsal olarak biz bunu risk faktörüne taşıyoruz, yani madde uyuşturucu bağımlılık, mar bağımlılığı gibi ya da işte bungee jump gibi, yani bakın böyle risk alman şeylerimiz hepsi genetik, ama buna çevre faktörleri ekleniyor. Bu çevre işte bir arkadaş oluyor, aile içi oluyor, ulaşılabilirlik oluyor vesaire. Yoksa hepimizin içinde belki bir şeye bir yatkınlık var, o riski taşıyoruz. Şizofreni mesela, her yüz kişiden biri. O yatkınlığı taşıyor içinde, o risk var. Ama ortaya çıkması için dış etken gerekiyor. Ve sigara için bu dış etken büyük ölçüde arkadaşlar olur. Zaten günümüzde çok anksiyete sorunu yaşayan insanlar var. Neredeyse hepimiz, değil mi hocam? Tabii. Çeşitli anksiyete sorunlarımız tabii var. Ama bunların hiçbirisi, arkadaşlara yine bundan şey yapmak istiyorum. Arkadaşlar, hani tabii hiçbir şey için, sigara için, içki için günah çıkarma değil, ama uyuşturucu gerçekten arkadaşlar hiçbir soruna çözüm olmayacak bir şeydir. Asla ve asla. Mesela ben tabiriyle biraz önce şakasını yaptık ama mesela neye benzediğini bile bilmedim. Çünkü kötü kötüdür. Kötünün bir kere denemesi olmaz. Ve asla asla hani sigaranın içerisinde iç, hani iç, ne diyeyim, hani içki içen içsin, ama uyuşturucu ve kumar, özür dilerim hani biraz belki açıyoruz şeyi, ama uyuşturucu ve kumar insan olduğunun başına en büyük iki beladır. Asla asla bana baba nasihatıdır hatta, ve çok sıra dışı ama oğlum hani içki içersin, bir gün bana 12 yaşında demişti, içki içersin, sigara içersin, ama sana baba nasihatı, asla kumar oynama, asla uyuşturucu kullanma demişti. Bunlardan ne olursun koşarak kaçalım yani, asla. Hiçbir çözüm, hiçbir sorunun çözümü değildir. Hiçbir anksiyetenin çözümü değildir. Burada yemek kılavuzu döner sözü verildi ama saati geldi. Arkadaşlar soru yapalım mı arkadaşlar? Evet. Çok kolum ayağım dağılmış. Bir şey demek yok. Eyvah, helal söylüyorum. Abim var ya. O bir sarısın. Hocam bir telefon alalım. Daha da. Benim sesim yok. Hocam. Ne kazanıyorsun ki bak, sesin bile çıkmıyor işte. Herkese bedava var. Annem çok güzel belirtti de dedi. Ses ve enerji hakikaten kaybolmaz. Hemen gözümün önünden bir söz bulup bir genelik oyuncular şey var. Bir kaybolacağız. Sahneden gideceğiz. Yerine başka arkadaşlar gelecek. Ama bizim burada konuştuklarımız repliğinde sahnenin köşesine perdenin bir gelenler bir el asılı kalacak. Yani bir oyunlardan fazla bir zaman içerisinde perde. Yok. Şu anda. Sesini nasıl bakıyor diye Cumhur Bey'e tutacak. Kemal Terbiye'de bunlar
beğenmeyelim, siz donararız. Bu konuda birkaç bir şey söyleyebiliriz. Tabii yani. Biliyorsunuz uzun zaman Türkiye'de sesli çekim yoktu. Ta Yeşilçam döneminde, sonra televizyon sektöründe de son 10 yılda falan aslında sesli çekim. Yani sesli çekiliyormuş bir haber değeriydi. Şimdi bir oyuncunun sesi beğenilmezse onu dublaj yapıyor, şimdi bu haber değeri taşıyor. Mesela en son dizilerde mesela Kiraz Mevsimi'nin yönü ne dublaj yapılıyordu. Mesela biz konuşuyoruz. Dublaj yapılıyor, muhtemelen bu seyirci tarafından yadırganabilir, reytingini etkileyebilir. Siz aslında gerçekten çok düşündüğünüzden çok daha etkili bir şey. Mesela sinema dediğimiz şey görsel ve işitsel. Yani ikiye böldüğümüz zaman bir tarafı görsel, bir tarafı işitsel. Mesela bir senaryo ikiye böleriz. Sağ taraf ses, sol taraf işte mizansen görüntüdür. Yani biz de ses, aslında biz ses tasarımı yapıyoruz. Yani ses yazıyoruz. Mesela işte oyuncunun söyleyeceği lafları, onun nasıl bir duyguyla söyleyeceğini, nasıl bir tonla söyleyeceğini ya da nasıl bir psikolojiyle söyleyeceğini de yazıyoruz. Yani tarif ediyoruz. Onlar da söylüyor. Yani şimdi ben bu konu, yani buraya gelirken bir düşündüm, hani ses üzerinde ben ne konuşuyorum. Sonra baktım ki, senin hayatın sesler. Yani sen bayağı ses yazan bir adamsın yani. Kişi yazıyor, bir şey yazıyor musunuz? Mesela Vural Bey'e yazacaksınız. O kankam olduğu için özel anlamıyor. Yok biz tabii ki, o, yani mecranın ne olduğunu çok önemli ama. Önce karakter yaratmak için yazıyorsun. Sonra karakterle oyuncu birleşiyor, yeni bir şey yaratmış oluyor. Sonra sen çıkan o son ürüne göre yazıyorsun. Yani sonuçta bizim işimiz sürekli değişen dinamik bir iş. Yani bir sinema için farklı, televizyon için farklı, çünkü televizyonda her bölümü izledikçe aa işte mesela bir oyuncunun çok iyi şarkı söylediğini keşfediyorsun ya da bir şeyi çok iyi taklit ettiğini keşfediyorsun. Onun üstüne gitmeye başlıyorsun. Ya da ne bileyim işte bir kadını tavlamak için böyle karizmatik konuşmaya falan çalışıyor. O an çıkıyor sahneye şey, sette bazen. Bu hoşuna gidiyor. Bunu onun karakterinin bir özelliği olarak yazmaya başlıyorsun hemen. Yani hemen mümkün olduğunca hem görüntünün olanaklarını hem de sesin olanaklarını yansıtmak istiyorsun. Sinema televizyon eğitiminde bilmiyorum okuyanlar mı? Hep şey denir ya mesela bir filmi izleyin ama sesini kısın. Ya da bir filmi izleyin, işte gözlerinizi kapatın, sadece sesini duyun gibi. Yani bu ikisi de çok büyük farklılıklar yaratıyor, anlam farklılıkları yaratıyor. Biri olmaksızın öbürü çok başka şeyler anlatıyor. O yüzden biz aslında bütün bunun mükemmel birleşimini yapmaya çalışıyoruz. Mükemmel derken, bütünlük anlamında mükemmel diyor, çok iyi anlamında söylemiyorum. Hani olabildiğince doğru ses olsun. Bu doğru görüntüyle girmesi. Bu arada hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Ses konusunda çok ciddi bir kuşak çatışması demeyeyim ama dönüşümü mü diyeyim, patlaması mı diyeyim, savunması mı diyeyim yaşanıyor. Ben buraya gelirken şey düşündüm, şunu anlatmak istedim. Böyle bir sohbet yapacağımızı bilmiyorum. Anlaştık. Şey düşündüm, hikaye anlatıcılığında ses nedir? Hani biz hikaye anlatıyoruz. Düşünün bir hikaye anlatıcılığında önce masallar anlatılırsa düşünün hiçbir şey yok. Sadece ses anlatılıyor. Ve insanların hayal gücüyle anlatılıyor. Ben mesela o dönem yaşayan insanlarla konuştuğumda hani düşüneceğiz aylar boyu işte karlı kış geceleri var. Televizyonları yok. Ben elektrikleri yok. Radyoları yok. Bu insanlar nasıl zaman geçiriyorlar? Kırsal kesimlerde yaşayan. Şimdi birbirimize masal anlatıyor, hikaye anlatıyor diyorlar. Yani aylar boyu süren bir hikaye anlatma imkanı yaşayan insanlar bunlar ve çoğu aslında eğitim almamış, eğitimi olmayan köyler düşünün o yıllarda. Bir gaz lambasının yanında bir düşünün, gaz lambalı karanlık bir odayı düşünün, burada biri bir hikaye anlatıyor. Siz ne yaparsınız? Sadece hayal kurarsınız. Bütün duyguyu o kişi o sesle anlattığıyla vermeye çalışıyor. Dönün bir sonraki aşamaya radyo tiyatrosu Sungun abi. Sungun abi anlattı radyo tiyatrosu. Bu kuşak işte halk hikaye, radyodaki halk hikayeleri, piyesler dedi. Ben de radyo tiyatrolarını çok dinlerdim. İşte
televizyondan yayınlamaya başlamadan önce. Sonra televizyon geldi. Aynı kuşak. Bakın şey, annelerimizi, teyzelerimizi, büyük annelerimizi lütfen dikkat edin. Mesela onlar televizyonu genelde dinler. Onlar da televizyon izleyicisidir, televizyon dinleyicisidir. Mesela biz televizyon yazarları bunu çok dikkate alırız. Sinemada başka da televizyonda başka. Çünkü şunu biliriz. Bunu izleyen kadın örgü örüyor olabilir, pirinç ayıklıyor olabilir, işte sesini fazla açıp bulaşık yıkıyor olabilir. O yüzden eğer bu konuyla ilgilenmişlerse lütfen dikkat etsin. Biz dizilerde örneğin anlatırken kişi görme engelliymiş gibi anlatırız. Mesela o uzatır, neden bana bardağı uzatıyorsun deriz, rahat yapıyorsun. Çünkü insanlar başka şeylerle uğraşarak televizyon dinliyorlar, izlemiyorlar. Yani biz görüntüye çok önem veriyoruz ama işte son teknoloji, kameralar kullanılıyor, işte renk düzeltmeler yapılıyor, ışıklar falan ama aslında biliyoruz ki insanlar çok fazla konsantre olmuyorlar görüntü. O yüzden biz sese çok önem veririz. O yüzden senaryolarımızı böyle ikiye bölüyoruz ama sağ taraf hep daha fazla olur. Yani bu eleştirilir aslında. Özellikle mesela sanat sinemacıları şeyi çok eleştirir. Aa, sağ tarafı fazla. Demek ki sanatla hiç alakası yok. Aslında televizyonda bunu yapmamızın amacı şeydir işte seyircinin kulağının, gözünün daha fazla kullanmasıdır. O yüzden tarif ederek anlatırız. Hatta böyle bazı oyuncular bizi eleştirirler. Hani biraz daha bir şey yapsak falan, seyirci anlamıyorum ki bunu. Sonuçta bunu oyununla vermek istiyorum falan diyor oyuncular. Tam siz oyununla vermek istiyorsan sana bak neymişsin. Herkes çekiyor. Nasıl diyorsun? Ya. Bence bir zor. Bence bir zor. Sen abi sesi olmadıktan sonra istediğin kadar oyna. Ben de böyle bir renk edeyim. Sen tanımıyorsun numara. Tabii ki sen. Zaten orijinal sesin yakışmıyor ona. Şimdi bu kuşak. Yine biri silahını durdursun. Ne alakası var? Bitiyor. Mesela sorulara gideceğiz. Hemen bitiyor. Şimdiki kuşak nedir? Görsel kuşak. Mesela Instagram bu kadar katlanırsa senin kuşağın görsel olması. Hani bir şeyi anlatmak için fotoğraf kullanacaksınız. Hani Kanzin ve kahve keyfi yapmıştı. Bural da kahve içiyor. Bu da Kanzin, Bural. Deniyor. İnsanlar artık fotoğraf çekiyor. Gülümseyen ve çok eğlenceli gösteren bir görsel kanıt kullanıyor kuşak. Kuşak ses kullanmıyor. Hanımefendinin dediği gibi işte kısa mesajlar kullanarak derdini anlatıyor. Dolayısıyla hikaye anlatıcılığı aslında biçim gibi gözüküyor arkadaşlar. Bence. Yani insanı bugüne getiren aslında hikayelerdir. Bence bunu biraz göz ardı etmemek lazım. Bunu böyle şey söylemiyorum. Yani sosyal medya çıkıp teknoloji falan anlamını söylemiyorum. Emin olup insanı çok yoran bir şeydir. Çünkü hikaye insanı dinlenebilir. Ruhunu kötülüklerden arındırır, kendisini tanımasını sağlar. Ama bizde bir şey yok artık, seyredeni unutmayız ya. Diyerek çok oylakça kullanıyoruz kendimizi. Bu hızdan biraz uzaklaşalım. Bir görüntü bin söze bedeldir deriz. Yani bir görüntü bin söze bedeldir. Yani o nedenle de görüntünün ne kadar önemli olduğunu altını çizmek lazım. Yani insanlar görsel bir şey çok önemli. Çok ama siz bu işin akademisyen uzmanı olduğunuz için görüntüyü somut delil olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Ondan mı acaba? Yani onunla anlatmak daha kolay. Mesela ben size bir HSBC bankasının bombalanması diye bir şey ne kadar anlatırsam anlatayım. Ben size o olayın hemen akademideki bir fotoğraf kadar şeyi veremem. Yani onu ne yaparsam yapayım onu anlatamam. Onun için görüntü gerçekten önemli. Yani diyorsunuz ya sözünü aldı Instagram'lar falan. Bence alması doğaldır zaten. Yani görüntüyle daha çok şey anlatabiliyorsunuz. Yani bir savaş fotoğrafıyla yani bir Suriyeli çocuğun gözündeki ızdırabı istediğiniz kadar anlatmaya çalışın, yazmaya çalışın. Yani onu göstermek kadar insanların büyük bir paylaşımdan bahsediyorum. Mesela sizi çok seven bir adam sizin karşınıza bir çık. Seni seviyorum derse bir daha anlatayım dedim bu kelimeleri başka bir şey. Evet. Yoksa sizi sevdiğini gösteren çok şık bir şeyin fotoğrafını size gösteriyor. Tabii ki. Kastettiğim o aslında.
Barış'ta da bir önemli bir husus var bence. Çok önemli bir şey söylediniz. Görüntüler bizi hapsediyor aslında. Hayal dünyamızı hapsediyor. O radyolojilerin de o hikayelerin anlatı, sesle anlatıldığı zamanlarda ben hatırlıyorum şöyle bir şey, kuma basılırdı, hani yolda yürüdüğünü anlardık, o seslerle birleştirdik, kafamızı o sahneyi oluştururduk. Hayal kurdururdu bize. Ve son dönemlerde teknolojinin bu kadar gelişmesi ben de karşı değilim ama biz bunu yanlış kullanıyoruz. O kadar çok adapte olduk ki teknoloji, her şeyi görmek istiyoruz, resimlendirmek istiyoruz. Önümüze hazır bir resim geliyor ve biz onunla yetiniyoruz. Halbuki hikayelerde, anlatımlarda biz hayal kuruyoruz, ortam oluşturuyoruz ve oradan devam ediyoruz. Anlatımlarda kelimelerimiz gelişiyor. Ne kadar çok kelime, o kadar çok düşünebilme yeteneği, o kadar çok üretebilme yeteneği, yeni bir şeyler üretmek, hayal kurabilmek, bunlar çok önemli ama biz bunlardan uzaklaşıyoruz. Örneğin yaptığım, şu ana kadar yaptığım programlarda çocuklar üzerinde psikiyatrların önemli bir şey var altını çizdiği. Çocuklarımıza hayal kurduğunu diyorlar. Çünkü her şey önlerinde. Eskiden iki tahta bir şey vardı. Onlarla çocuklar envai çeşit oyuncak hazırlardı kendilerine. Şimdi fazlaca oyuncak. 2 dakika onda oyuncu bırakıyor, 2 dakika onda oyuncu bırakıyor. İnanılmaz bir tüketim toplumu yetişiyor. Nereden nereye bağlı? Biraz fazla oldu ama... Şimdi ses filmde polemik girmek doğru bir şey değil ama yani ses çok önemli gerçekten. Doğru. Şunu söylemek istiyorum. Teknolojik gelişme hızı açısından baktığınız zaman bu sizin söylediğiniz oyuncaklarla oynayanların üretmiş olduğu patentler ya da yapmış olduğu gelişmeler, teknolojiye katkılar şimdikilerin ki sadece bilgisayarla ekranıyla doğuyor yani hiçbir şey yapmıyor. Bilime kattıklarının çok altındadır. Yani yaratıcılık aslında o şekilde gelinmiyor. Başka türlü düşünme teknikleri öğretildiği zaman, şimdi öyle, insanlar çok daha büyük adımlarla daha kaliteli bir yaşam için, daha ileri bir yaşam için katkıda bulunabiliyorlar. Yani önemli olan düşünmesini öğretebilmek ve bir yazılımın kodunu, yani bir bilgisayar küçücük programının yazılmasını da öğretiyorsanız ki bugün ilkokullarda bile artık bu öğretilmeye başlandı. Çok hard olacak dünyada. Yani çok ciddi bir transisyon dönemi yaşıyoruz şu anda dünya. Yani bizim gençliğimiz, çocukluğumuz hatta sizin gibinden bile çok farklı bir kuşak var artık orada. Göz ardı etmemek lazım. Bu her şeyin gelişmesini birdenbire çok hızlandırdı. Yani tıbbın gelişmesini veyahut da işte uzay araştırmalarının ya da işte her türlü şey çok hızlandırdı. Fütüristler özellikle evet. Çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Sonsuz izin. Soru var, soruyu alalım öğrenci arkadaşımıza. Sonra yavaş yavaş paneli kapatmamız gerekiyor. Merhaba, ben dil ve konuşma terapisi öğrencisiyim. Şimdi biz bu panele gelirken tabii başlıkta da sesiyle iz bırakanlar, hani onları dinleyeceğiz. Çok güzel, çok güzel şeyler gördük ama benim ilk gelirken düşüncem, hani not kağıdımı falan çıkarttım, acaba seslerine nasıl bakıyorlar? Hani nelere dikkat ediyorlardı? Sunum Bey, ben anlattım. Evet, hani. Ben burada şeyi merak ediyorum. Şimdi bizim dil ve konuşma terapisti, hani sizin için ne kadar, yani hayatlarınızda var mı böyle bir insan ya da sizin için önemli, hani ses bozukluğu olduğu için değil de hani sesinizi korumak için size tavsiyeler ve önerilerde bulunan, hani ya da biliyor musunuz böyle bir mesleği, yani hayatınızda ne kadar var onu merak ediyorum. İşin doğrusu şu an için benim hayatımda özel olarak bir ses terapisti yok ama bundan sonra olacak. Sesimi nasıl korumam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Sadece kendi işimle ilgili olarak performansımın zaman zaman düştüğünü hissedersem mutlaka hocamın biraz önce söylediği tedbirleri yaparım. Yani kas çalıştırma tedbirlerini ses tellerim için mutlaka yaparım. Bunun dışında ben de Vural gibi bol bol su içerim, ılık su içerim. Onun dışında
Yani ıhlamur içerim, bağlı ıhlamur içerim. Bir de eşim bir şeyler yapar bana içirir. O yani. O gizli mi sorumlu? Efendim? İşinizin formülü gizli mi, saklı bir şey mi? Vallahi herhalde saklı bir şey. O getiriyor, hiç bunu diyor, içiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben tüm katılımcı arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli ses profesyonelleri, bizden değerli insanlar, kırmızı acı geldiler. Bizden sonra panel başlayacağı için burada kesmek durumdayız arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. gerçekten çok güzeldi. Yaptığım işlerin arasında en keyif aldığım, en gurur duyduğum hocalık yapmak, bildiğim bir kelimeyi öğretebilmek. Sizin için de sabahın 7.30'da kalktım. En son 1980'de kalkmıştım. Teşekkür ederim. Yeah.